Gemilerde talihlerim var. Simalarda annelerim var. <laughs> e, gemide kimlere puan verdim? Önce komutana giden bir kız var geminin aşağısında dedi. Haber verdi. Komutanda gemiyi yavaşlatayım o zaman dedi. İkinci bir anne adayı geldi. Oğlum gözyaşıyla ağladı dedi. Gözünden yaş gelmişti. Ondan sonra e, komutana yalvardı ısrarla kardeş olarak kabul ederim ona bakarım dedi. gemiyi o sırada e, kıyıya doğru yanaştırmaya çalıştılar. Beni biraz gemiden uzaklaştırmaya çalıştılar ki gemi bana zarar vermesin diye komutanım. Teşekkür ederim. Sonradan kapandı. E kardeşini öldü zannetti. Hayır yaşıyorum. Ondan sonra üçüncü bir anne adayı kendisini denizden aşağıya attı. Sonra beni tutamayınca balıklarla ilerliyordum. Biraz da kendi yüzüşüm. Sonra gezimden kan çıktı ondan sonra baktı anne beni tutamayınca simitle onu gemiden yukarı çıkardılar ee, diğer anne adayının ikizleri vardı ee, bir tanesi bakmaya çabalıyordu ee, ikincisi ağlamaklıydı üzülüyordu. Ondan sonra geminin aşağısındaki zaman yürüyüşüne gittim. Tabi onlar içeride yürüyordu. Seslerinizi çok net duyuyordum. Beyninize kadar. Düşüncelerinize kadar gelmişim. Ee, yani akvaryuma kadar gittim. Oradan dönüş şeklim rüzgar gibiydi. Ondan sonra kıyıya vardım. Ağzımı bir kere açıp kapatmıştım ama Ondan sonra Bir oğluyla denizin altındaydı Oksijen verdi. tüpü vardı kendilerine göre biraz oksijen verdiler yukarı baloncuk şeklinde görmedim hissettim ondan sonra kıyıya vardım ...yavaş bir şekilde... ...bir an önce kıyıya varsaydım dedim tabii ki... Ee, ...komşuya gittiğimizde... ...orada da bir anne adı... Ya. ...fakat... E, ...çok kek yedirdi... ...bir şey yememem gerekiyordu... ...hani... ...bana o zaman... E, ...yani ben 5 yaşımdayken... ...bir kek bana... 6 tane kek yemiş gibi gelirdi. Fazla gelirdi. Çünkü e, bir çocuğun o kadar öğünü olmaz. Yani kız çocukların, erkek çocukları e, bilmiyorum işte insanlar masayı donatır. E, kim kaç dilim ne yiyorsa. Yoksa çocukların peşinden koşmak işte Kaç defa karnı acıktı, yok kaç defa e, sıvı tüketecek diye başında beklemeleri yanlış masayı donatırsın. Gelen atıştırır, giden atıştırır şeklinde. Öyle. Fakat e, elçinin yapmış olduğu... E, tam o sırada hani demiştim ya e, bir anne adayı kendini gemiden aşağı atıp beni tutmak istedi. Hani belki e, simit e, gemisiyle alırlar beni diye. O sırada elçin vardı. Tüpü fazlaydı. Elinde sirtek takımları vardı oradan çizip geçtiğini fark etmeden biraz yavaş geçti ee, boğazıma iğne soktuğunu hatırlıyorum oradan sırt ekle çizdiğini fark etti veya fark etmedi ama bana baktığını gördüm bakıp hızlı geçti gitti. Belki yaşar belki ölür gibisinden. Ee, i̇çini okumuştum, duydum. Belki ölür, belki gider dedi. Oradan işte ondan sonra okyanus tarafına geçmiştim... Ee, i̇şte o hanımefendinin kekini yedikten sonra da akşam dışarı çıktığımızda baktım gemi sahile yanaşmış. Oradan insanlar tek tek e, çıkıyor. Birkaç kişi yüzerek çıktı. Tabi arka tarafta e, ön tarafta da mı vardı acaba? Çıktılar. Eee Kimi yabancı ülkeden gelmiş, kimi Türkçe konuşuyor. Gerçi hepsi Türkçe konuşuyor da e, dil e, dilleri de farklı olarak konuşuyorlar tabi. Şimdi arkamdan gelen benim gibi uzun saçlı ama fakat onun saçları daha uzun saçlı e, ya Bülent Ersoy'dur ya da ona benzeyen diyelim. Ee, annemle bir şey konuşuyordum fakat yanlış anlamaya mı çekti ben arkamdaki insanı tanımam bakmış olduğum her taraftır göze yasak yoktur her tarafa bakarsın ben annemle konuşurken kim bu demedim ben boğulmuşum, kıyıdan çıkmışım, annem üstümü giydirmiş, saçlarımı taramış falan. Biz komşudan doğru çıkarken sahilin oradan çıkarken işte orada bir tuhaflaşma olabilir arkamda duran kişi o bana ee, hani eee... yani ne <laughs> demek sakladığınız bir şey varsa buyurun